Merhaba sayın arkadaşlar. Bu videoma hoş geldiniz. Bu videoda Sage Math'tan biraz bahsedeceğim. Bu bir matematik yazılımı. Şöyle yüklediğiniz zaman 3 tane kısa yol oluşuyor. Ben Windows kullanıyorum. Onun için Windows'tan bahsedeyim. Linux'ta ve Mac'te zaten yapabilirsiniz benzer şeyler. Mesela şuna basalım. Bu bir terminal açıyor bize komut satırı. İşlemlerinizi komut satırında yapıyorsunuz. Hemen birkaç işlem yapalım mesela. P diyelim. Shift Enter'a basıyorsunuz bu ya da Enter oluyor mu bakayım. Enter de oluyormuş burada. N P dediğimiz zaman nümerik değerini veriyor. P sayısının belli bir basamağa kadar. Mesela bu şekilde P sayısını yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Burada normal Sage'de yapacaklarınız her şeyi var ama terminal komut satırında oluyor. Ben bunu tercih etmiyorum. Buradan çıkalım. Exit diyelim. Şu notebook arayüzünü kullanacağız. Bu bize Jupyter arayüzü sağlıyor web üzerinde. Mesela masa üstüne gelelim. Yeni bir dosya açayım şuradan. Mesela bu videoda Lagrange denklemlerini nasıl çıkartacağız ona bakabiliriz. Burada kod yazabilirsiniz, Markdown yazabilirsiniz vesaire şeyler yapabilirsiniz. Mesela şöyle yapalım biz. Denklemleri şu şekilde verilir. Şimdi matematik yazacağım için buraya LaTeX kodu girebiliyorum. D bölü DT daha şey yapalım. Neye göre? Q data göre değil mi? Eşit eşit. Şimdi böyle yazdığım zaman gördüğünüz gibi şu şekilde çıkıyor. Şimdi arkadaşlar Lagrangian olarak fonksiyon olarak yazamıyoruz. Çünkü Sage fonksiyona göre türev alamıyor. Onun için biz onlara farklı birkaç şey vereceğiz. Yani farklı değişken adları vereceğiz. Mesela onun için büyük harflerle yazıyorum. Q dot eşittir. Şöyle bir değişken tanımlıyoruz. Q dot olsun. Sonra ne var? Başka Q diyeceğiz değil mi? Normalde bunlar Q dot Q'nun türevi oluyor. Q ise büyük Q ise Q değerini vereceğiz sonra da ona. Şimdi bunları tanımladık. Bir tane Lagrangian tanımlıyoruz. Q dot ve Q cinsinden. Mesela serbest parçacık için olanı yapalım. 1 bölü 2. Şöyle diyelim. 1 bölü 2 çarpı nedir? Ha, bir de kütleyi tanımlayalım değil mi? 5 M çarpı Q dot kare olsun. Lagrangian'ı bu şekilde tanımladık. Şimdi önce şu türevi alalım. Q data göre türevini alalım Lagrangian'ın. Buna sol taraf diyorum. LHS olsun ya da büyük harflerle yazalım. LHS div L'nin neye göre türevini alacağız? Q data göre değil mi? Bu olacak. Bu. Şimdi LHS nokta Show dediğimiz zaman daha güzel bir şekilde gösteriyor. Q dot çarpı M oldu bu. Bunun bir de zamana göre türevini alacağız ama şimdilik bu kalsın. Yani zamana göre türevini sonradan ya da şöyle yapalım. Yani şimdi tamam. Bir fonksiyon tanımlayalım. Q ve Q fonksiyonu tanımlayalım. Bir de bağımsız parametremiz var değil mi? T. T eşittir. Şöyle tanımladık. Bir de Q eşittir. Q'yu da T'nin fonksiyonu olarak tanımlayalım bunları. LHS eşittir diyoruz. LHS substitute yani Q dot yerine Q'yu koyacağız. Nasıl yazılacağız onu da? Bir bakayım deneyeyim. Q dot eşit eşit. Div
Qt desek. Tamam, gördüğünüz gibi Q'ye göre türevi koydu, zamana göre türevi. Sonra LHS eşittir diyeceğiz. Bunu neye göre türevini alacağız? Zamana göre. Yani şunu yapıyoruz. Şu işlemi yapıyoruz. Tamam. LHS show diyelim. Gördüğünüz gibi M Q'nun ikinci türevi geldi. Doğru. Sıkıntı yok. Sağ taraf sıfır gelecek. Q'ya bağımlı bir şey yok. Bir potansiyel fonksiyonumuz yok. Hemen biz yapalım. RS diyelim. Div L'nin neye göre? Q'ya göre. Q dediğim sembolik büyük Q'ydu. Sonra RS diyeceğiz. RS nokta substitute. Show dedik, sıfır. Şimdi denklem nedir? LHS eşit eşit RHS denklemi gösterelim. Denklemimiz bu. Hareket denklemimiz bu. Yani serbest parçacık için Lagrangian'ın hareket denklemini bulmuş olduk bu şekilde. Şimdi bir potansiyel ekleyelim bence. İşler biraz değişsin. Mesela harmonik osilatör yapabiliriz. Harmonik osilatör yapmak için omega'yı da tanımlamamız lazım. Omega dedik. Tamam. Şimdi L'yi değiştirelim sayın arkadaşlar. L'nin tanımını. L'yi ne yazmıştık şurada? Bu şekilde yazdık değil mi? Şimdi bunu alalım aşağı. Artı 1 bölü 2 omega kare çarpı Q kare yaptık. Şimdi bunları ben yeniden alıyorum. Pardon, niye alınmadı? L'yi aldık. Bunu alalım. Aşağı iniyoruz. Ha, yerine koymadık değil mi çünkü? Şunu koymadık. Şunu şundan sonra koyacağız. Tamam, denklemin sol tarafı bu çıktı. Sağ tarafını da inceleyelim. Bunu koyalım. Başka. Sonra sağ tarafı göstersin. Sağ tarafta bu çıktı. M omega kare Q dot. Tabii şunu yanlış yazmışız değil mi? İşte söylemiyorsunuz. Şu iki tane eşitlik koymuşuz. Böyle olacak. Ama şu eksi olması lazım değil mi? Bakın. Nerede o? Çünkü potansiyeli çıkartıyoruz. Burada işaret hatası yapmış onun için. Tamam. Şimdi hareket EKN mi demiştik ona? 2 diyelim. LS eşit eşit RS bakın gördüğünüz gibi omega yazdık. Bilgisayar bunu otomatik olarak tanımladı ve Yunanca omega harfini koydu buraya. Dolayısıyla böyle yazı olarak omega gözükmüyor. Daha hoş bir görünüm elde ediyorsunuz. Bu şekilde sayın arkadaşlar hareket denklemlerini Sage'de oluşturabilirsiniz. Faydalı olabilir. Bu dosyayı ben linke koyacağım. Yorumlarda bulabilirsiniz dosyanın orijinalini. Şunu kaydediyorum şimdi. Şuraya kaydettik. Bu şekilde sayın arkadaşlar denklemleri oluşturabilirsiniz. Belki daha sonraki videoda da bu denklemlerin nasıl çözüldüğünden bahsedebiliriz.
Evet, şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esenlerle.